bu fotoğraflar arasından her kategoride bir fotoğrafa oy vermenizi, en beğendiğinizi her kategoriden bir seçeceğiz başkanım. Bu da bayağı gündem olan bir fotoğraf başkanım. Geç. Depremin umudu. Evet. Şuradan oy veriyorum başkanım. Evet. Şampiyonluk sonrası Ankara Gücü maçı. Gel kalsın. Tam bunu kullan. Bunu mu seçelim başka? Bak. Şunu söylemek istiyorum. Burada dünya yıldızı bir futbolcumuz Icardi, Okan Hoca'yı, yani bir Türk antrenörünü, Türk futbolcusunu diyeyim, omuzlarında taşıyor. Bu bizim kendi değerlerimize sahip çıkmamızın ne kadar önemli yani olduğunu, yani bir dünya yıldızı bile omuzlarında sırtında taşıyorsa hocamızı, bunun iyi değerlendirilmesi ve bu manadaki yerli ve milli değerlerimize sahip çıkmamızın bir simgesi olarak görüyorum ben bunu. Yani biz kendimizi iyi tanımalıyız, kendimizi ve kendi insanımıza güvenmemizin gereğini bize hatırlatan bir fotoğraf. Yani burada birçok şey, yani futbolcularımız da var. Bu deminki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, yani Galatasaray'ın kenetlendiği zaman, tek yumruk haline geldiği zaman öyle hiçbir şey, hiçbir organizasyon, hiçbir kötülük Galatasaray'a tesir edemez. Bunu sürekli ifade ediyorum. Buradaki bizim camiamızın üzerine düşen görev, bu birlik ve beraberliği daha yukarı seviyelere çıkarmanın yoluna bakmamız lazım. Onun için bu da fotoğrafta çok güzel ifade ediyor. Kendi değerlerimize sahip çıktığımız zaman başarı ve birlik ve beraberlikle beraber başarı kaçınılmaz. Icardi gibi bir dünya yıldızının attığı bir gol sevincindeki şeyi, pozu kamuoyunda büyük beğeni almıştır. Türkiye'de yeni bir jenerasyon. Yani 6-12 yaş arasında yani bir taptaze ve pırıl pırıl bir jenerasyon geliyor. Nereye giderseniz gidin. Ya Icardi selamıyla yani çocuklar, yani hangi takımı tuttuğundan farklı olarak Icardi selamı ve benim torunlarım var. Onlar Icardi'nin bu pozunu taklit etmeye çalışıyorlar. O kadar beğeni almış. Dolayısıyla bu tip enstantanelerin Galatasaray sevgisini üst seviyeye çıkardığını, hafızalarda yer ettiğini düşünüyorum. Bunun da Galatasaray'ın taraftar kitlesinin çok yukarılara çıkmasına sebep oluyor. Onun için bu poz çok önemliydi. Bütün çocuklar şimdi bunu taklit etmeye çalışıyor. Yani hafızaların, yani Galatasaray camiasının büyümesindeki önemli faktörlerden bir tanesi. Evet, kenetlenme, beraber olma, kendi değerlerimize sahip çıkma çok önemli. Ama yıldız futbolcularımızın verdiği enstantaneler, bu da yeni bir jenerasyonun Galatasaray lehine gelişmesine sebep oluyor. Dağdaki performansıyla, kulüp içindeki tavrıyla Galatasaray'a gelmiş önemli oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla Icardi'ye hem Galatasaray Spor Kulübü hem de tüm futbol camiası sahip çıkmak durumundadır. Çünkü bunlar örnek futbolcular. Demin ifade ettim, yani 6-12 yaş arasındaki çocukların yani hangi takımı tuttuğundan ziyade bir hayranlığı var Icardi'ye. Bunu her gittiğim yerde görüyorum. Dolayısıyla önemli bir transferdi. Hem sahadaki performansıyla hem de saha dışındaki hali, tavrı önemli bir Galatasaray futbol takımında önemli aktörlerden bir tanesi. 2024'te tek hedefimiz var, şampiyonluk. Demin de ifade etmeye çalıştım. Bu manada önümüzü kesmeye çalışan bir şey var. Bu bizim sadece benim veyahut da yönetim kurulumun kanaati değil. Genel futbol camiasının kanaati bu yönde. Söyleyeceğim şeyleri hepsini basın toplantısında söyledim.
Yani sahadaki bu yarışı başka bir şekle çevirmek, başka bir şeye evrilmesini sağlamak bence son derece yanlış olur. Sahada verilen mücadeleye ihanet olur diye düşünüyorum. Çünkü futbol yeşil sahalarda kaldığı sürece cazibesi var. Yoksa aşağıda da ifade ettim, tekrarlamakta şey etmiyorum, bir emeklilik ikramiyesi gibi alınmaması, öyle görülmemesi lazım.